Merhabalar. Nasıl irsali oluşturabiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelerek arama motorunu irsaliye yazıp ulaşabileceğimiz gibi fatura modülümüze tıkladığımızda irsaliye listesi içerisinden de irsaliye tanımlamalarımızı gerçekleştirebiliriz. Bilindiği gibi irsaliye bir malın teslim alındığını ya da gönderildiğini belgeleyen bir fiş türüdür. F4 ekle butonumuza tıkladığımızda karşımıza alım ve satış şeklinde iki ana irsaliye türü çıkacaktır. Alım irsaliyelerinde görüldüğü üzere mal alım, konsinye giriş, mal alım iade, konsinye giriş iade, özel giriş, müstahsil irsaliyesi şeklinde irsaliye türlerinin olduğu gibi satış irsaliye türlerine bakıldığında ise aynı şekilde perakende satış, toptan satış, konsinye çıkış, perakende satış iade, toptan satış iade, konsinye çıkış iade ve özel çıkış şeklinde seçeneklerimiz mevcuttur. Örneğin bir mal alım irsaliyesi düzenleyelim. İrsaliye ekranımıza geldiğimizde burada görmüş olduğunuz ekranlar aynı şekilde fatura, sipariş ve teklif fişlerimizde de bu görmüş olduğunuz alanlar karşınıza gelecektir. Buradaki tek farkımız yukarıda görmüş olduğunuz tür alanında girmiş olduğunuz hangi işlem var ise o işlem yazmakta olacaktır. İlk olarak buradaki firmamız default olarak gelmektedir. Hangi firma üzerinden işlem yapmak istiyorsak tekrar ekranımızın sağ altında bulunan kısa yollardan ilgili firmamızı değiştirerek işlemlerimize başlayabiliriz. Daha sonrasında genel sekmesinin altında bulunan fiş bilgilerine geldiğimizde buradan ilgili şubemizi seçip daha sonrasında depomuzu seçebilmekteyiz. Fiş no'muz default olarak sistemin vermiş olduğu bir numarayla gelmektedir. Buradan biz belge numaramızı belirleyebilir ve irsaliye numaramızı belirleyebiliriz. Daha sonrasında tarih alanımıza geldiğimizde irsaliye tarihimizi, saat önemli ise saatimizi ve sonrasında döviz bilgilerimizi buradan girebilmekteyiz. Cari hesap bilgilerine geldiğimizde ise burada görmüş olduğunuz hesap kodu ve ünvanı bizi cari listesinden seçmiş olduğumuz cariye getirecektir. İşlemi hangi cariden yapmak istiyorsak klavyemizden F1 tuşu ile veya 3 noktaya tıklayarak cari listemize girip ilgili carimizi seçip daha sonrasında carimize ait bir sevk adresi seçebileceğimiz gibi ödeme planı var ise liste içerisinden de bir ödeme planına bağlayabilmekteyiz. Kalemler alanına geldiğimizde ise burada görmüş olduğunuz kalemimizle ilgili tür, kod, açıklama, miktar, birim fiyat şeklinde birçok bilgi mevcuttur. Buradaki bilgiler haricinde ulaşmak istediğimiz bilgilere ekranımızın köşesinde bulunan oka tıkladığımızda kolonlar alanına geldiğimizde görmüş olduğunuz tüm bilgileri satır alanlarına getirebildiğim gibi bu satır alanlarını irsaliyede çıktı olarak kullanabilmekteyim. Şu an için ek olarak bir bilgi eklemeyeceğim için tekrardan çıkarım. Kod alanımdan iki türlü malzeme seçme yöntemi mevcuttur. Buradan 3 noktaya tıklayarak listeden seçebileceğim gibi F12 altında bulunan toplu malzeme seç özelliği ile de toplu olarak malzeme seçebilmekteyim. Stok malzeme listeme geldiğimde buradan klavyemle boşluk tuşuna tıklayarak veya ekranın sol taraflarında bulunan kulakçıklara tıkladığımda ilgili ürünlerimi seçip F2 seç dediğimde görmüş olduğunuz gibi ürünlerim irsaliye satırlarına aktarılacaktır. Buradan herhangi bir ara satırda tekrardan bir ürün eklemek istediğimde Ctrl E tuşuna bastığım takdirde listemin arasında da bir ürün seçebilme özelliği mevcuttur. Daha sonrasından buradan ilgili satırlarıma miktar girerek ve miktarlarımın birim fiyatlarından mouse'um ile sağ tıklayıp ilgili fiyatlarımı getirebileceğim gibi sistem parametreleri üzerinden genel tanımlamamı yaptığım takdirde fiyatlarım her fatura, irsaliye ve siparişimde otomatik olarak da gelebilmektedir. Bu işlemlerimizi tamamladıktan sonra ekranımızın altında bulunan indirim ve masraflara geldiğimde buradan irsaliyeme indirim ve masraf girişi yapabildiğim gibi her bir kalemime ayrı olaraktan da indirim uygulayabilmekteyim. Buradan indirim türlerine baktığımızda ise ilk üçü KDV hariç matrahı ilgilendirir. Diğer üçü ise genel toplam dahilinde yapılan indirimleri belirtmektedir. Yüzdesel indirimlerim için
oransal indirim mevcut iken toplamdan düş seçeneğim ise rakamsal indirimimi içermektedir. Toplamı eşitle ise vermiş olduğu değeri eşitlemeye yarayan bir tercihtir. Daha sonrasında buradan bir değer verebileceğim gibi yapmış olduğum indirimimle ilgili bir açıklama not da girebilmekteyim. Ve seri lot alanıma geldiğimde ise ürünümü seri olarak takip etmekteysem buradan ilgili satırımdayken numaraya tıklayıp seri listemden ne kadar bir miktar seçiyorsam ilgili miktarlarımı seçip tamamlamamı gerçekleştirebilirim. Lot takibine geldiğimde ise görmüş olduğumuz alan seri değil de lot numarası şekline dönüşmüş olacak ve buradan tekrar 3 noktaya tıkladığımda listemden yeni bir lot seçebileceğim gibi ekle diyerek şeklinde F2 kaydet dediğim takdirde de yeni bir lot eklemiş olacağım. Varyantlı ürünüme geldiğimde ise ekran bana otomatik olarak içeride tanımlamış olduğum bir varyant serisini çıkararak buradan bir miktar girmemi isteyecektir. Her bedenden otomatik olarak bir sayı verebildiğim gibi istediğim alanları manuel olarak da düzeltebilmekteyim. Toplamda 13 adet bir beden dağılımı girdiğim için F2 ekle derim ve görmüş olduğum miktar alanım 13 olarak gelmektedir. Daha sonrasında fiyat alanlarımı buradan da fiyat birimi getirerek işlemlerime devam ederim. Ekranımın sağında bulunan alanda ise açıklama alanında irsaliyem ile ilgili açıklamam var ise açıklama alanlarımı doldurabileceğim gibi. Eğer barkod okutma cihazına sahipsem barkod alanıma geldiğimde ürünlerimi barkodunu okutarak da irsaliyeme ürünleri ekleyebilmekteyim. Sağ tarafta görmüş olduğumda irsaliyem ile ilgili ara toplamlarımı, masraflarımı, indirim, toplam, özel vergi, KDV ve genel toplam bilgilerimi karşıma getirecektir. Yukarıdaki sekme alanlarıma devam ettiğimde ise detay alanına geldiğimde burada görmüş olduğunuz eleman ve görevli alanım ilgili satış elemanım ile ilgili bilgileri içermektedir. Eğer satış elemanının performansını takip etmek istiyorsam buradan liste üzerinden ilgili elemanı seçip gerekli işlemlerimi tamamlamalıyım. Daha sonrasında ise raporlarımda irsaliyelerimi ayrıştırmak istiyorsam özel kod 1 herhangi bir buzdolabı alımı olabilir örneğin. Özel kod 2 de örnek veriyorum televizyon olabilir ve bu gruplamalarımı kendi içerisinde rapor almak istediğimde ne kadar irsaliye çıkışı yapılmış, ne kadar irsaliye girişi yapılmış şeklinde raporlarımı da ayrıştırabilmekteyim. Yetki kodu bilindiği üzere eğer bir yetki kodu tanımlaması yapar isem bu irsaliyemi belli kişilerin görüp belli kişilerin görmemesini sağlayabilmekteyim. Raporlama alanıma geldiğimde buradan döviz kurumu belirleyebileceğim gibi ithalat ve ihracat alanlarımda herhangi bir kartlara bağlı ise buradan ilgili alanlarımı seçip yapmış olduğum bu işlem herhangi bir göreve bağlı ise ilgili listeden de göreve bağlayabilmekteyim. Sekmelerimizden 3. sekmeye geldiğimizde ise burada sevkiyatımızın hangi araçla hangi sürücünün yapacağı ile ilgili bilgileri ve telefon bilgilerini de buradan giriş yapabilmekteyim. KDV alanıma geldiğimde ise buradaki görmüş olduğunuz KDV alanımda 0,08 gibi bir oynama mevcut ise çok küçük bir oranda bir fark varsa buradan bu farkı kapatabilmekteyim. Fiyat güncelleme alanıma geldiğimde ise fiyatlarımı buradan mevcut fiyatlardan olabileceği gibi ilgili fiyatlarımı seçip fiyat değişikliğimi tüm kalemlere mi yoksa sadece fiyatı olmayan kalemlere mi yapacağımı buradan belirleyebilmekteyim. Daha sonrasında irsaliyemi kilitleyebileceğim gibi hangi KDV türünde bağlantılı ise işaretleyip veya BS değerlerimin genel toplam üzerinden mi toplam üzerinden mi alınacağını belirleyebilmekteyim. Sağ alanıma geldiğimde ise irsaliyem proje bazlı bir irsaliye ise bu liste üzerinden ilgili projeyi seçebilmekteyim. Veya irsaliyemi herhangi bir masraf merkezine bağlamak istiyorsam F1 liste içerisinden aynı şekilde masraf merkezini seçebilmekteyim. İrsaliyeme ait herhangi bir ek maliye tutarım var ise buraya belirtebilirim. Ve devam ettiğimde ise kargo bilgilerimi sormaktadır. Sevkiyatımı kargo ile yapıyorsam buradan ilgili kargo firmasını, gönderim tarihini ve kargo numarasını girebilmekteyim.
Sekmelerimizden 5. sekmeye geldiğimizde ise irsaliyemde artı bir ilginin olmasını istiyorsam genellikle rapor alanlarında kullanılır. Buralara ilgili bilgilerimi girebilmekteyim. Diğer bir sekmem olan kümülatif toplamlara baktığımda döviz toplamlarımı, KDV matrah toplamlarımı, birim toplamlarımı buradan da görüntüleyebilmekteyim. Dinamik alanlara geldiğimde ise eğer bu alanda sizin sunucunuzda tanımlı ise dinamik listesi üzerinden herhangi bir bilgiyi yani irsaliye içerisinde olmayan fakat benim irsaliyemde bulundurmam gereken bir bilgi ise dinamik alanlarımı da kullanarak ilgili bilgilerimi gerçekleştirebilirim. Bu alanlarımı raporlamalarda kullanabileceğim gibi tasarımlarımda da kullanabilmekteyim. Buradan sevki onaylayan kişiyi tekst olarak girebileceğim gibi teslim şekillerimi çoktan seçmeli veya tek seçmeli gibi seçeneklerim dinamik alanlar için mevcuttur. İrsaliyenin genel tanımına dinamik alan ekleyebileceğim gibi kalem alanlarına da ekleyebilmekteyim. Örneğin burada bir eklenmiş bir dinamik alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi direkt bana ayrı bir sütun şeklinde alan getirmiş bulunmaktadır. Tüm bu işlemlerimi tamamladıktan sonra F2 kaydet diyerek ilgili ekranından çıkabileceğim gibi Shift F2 dediğim takdirde kaydedip bana yeniden bir irsaliye sayfası da açmaktadır. F8 dediğim takdirde ise işlemimi kaydedip yazdırdıktan sonra bana yeni bir irsaliye sayfası açacağı anlamına gelmektedir. F12'ye tıkladığımda ise burada görmüş olduğunuz gibi toplu malzeme seçme özelliğini kullandık. Sipariş fişi aktar ve sipariş hareketi aktar seçeneklerim benim fiş içerisinde var ise bir siparişim irsaliyesi oluşmamış. Buradan irsaliyesini oluşturabilmekteyim. Daha sonrasında toplu seri üretim yapabileceğim gibi toplu barkodlu malzeme seçebilmekteyim. Kalemlerimi birleştirebilmekteyim. İrsaliye içerisinde bulunan kalemlerimin maliyetini görebilmekteyim. Örneğin birinci kalemim, diğer kalemlerimin son birim fiyatı, son alışı, kar şeklinde seçeneklerim mevcuttur. Daha sonrasında bu ürünlerimin hareketlerini veya bu ürünlerime ait alternatif mevcutsa alternatiflerimi mevcut değilmiş veya herhangi bir fiş malzemeleri içerisindeki talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura, malzeme fişi, kampanya, fatura kalemi, irsaliye kalemi gibi bilgilerimi de aktarabileceğimi, hızlı bir cari ekleyebileceğimi, tahsilatımı ödeme fişimi direkt ekleyebileceğimi veya bu irsaliyeye kampanya uygulayabileceğim seçeneklerimi F12 diğer tuşu altından ulaşabilmekteyim ve F2 kaydet diyerek irsaliyemi kaydederim. Bir mal alım irsaliyesi oluşturmuş bulunmaktayız.